Daha önce ekrana getirmiştik. Ayçiçek yağı fiyatları gerçekten dokunanı yakacak şekilde. Nedeni de malum. Bir yandan küresel ısınma meselesi var, bir yandan da ithal tohum konusu var. Ayçiçeği denince akla neresi geliyor? İlk olarak Trakya geliyor. Damla Turgutlu Soybaş ve Zafer Bir oraya gittiler. Bölgede gözlem yaptılar. Yerli tohumla ekim başladı Trakya'da ve şunu söylüyorlar haberi hazırlayan arkadaşlarımız. Çiftçinin umudu bugünlerde güne bakanların büyümesi, tüketicinin beklentisi ise elbette onu biliyoruz, fiyatın düşmesi. Yabancı tohum kartelleri 3 dolara mal ettiği ayçiçek tohumunu bugün Rusya'ya, Ukrayna'ya 5 dolara satarken Türkiye'ye 12 dolara satıyorlar. İşte bu savaş, salgın gibi dönemlerde de stratejik ürüne olan gıdaya yerli ve milli politikalar üretmeye devam edelim. 3 dolara üretilip 12 dolara bize satılan ayçiçek tohumu. Biz doğanın dengesini de şaşırtınca çiçeğin yağına uzanamaz olduk. Silivri'nin çalışkan kadınları şimdi atalık tohumlardan domates, salatalık fidesi ekiyor ama Trakya, yani Silivri, Çatalca, Tekirdağ ayçiçek yağı üretiminde zirvede. Türkiye'nin göz bebeği. Ancak son bir yıldır rüzgar tersten esiyor. Hem küresel ısınma hem de kalitesiz tohum ürünü azalttı. Yağmur az oldu. Sıcaktan haşlandı gündendilerimiz. Ayçiçeğimiz ondan olmadı. Sıcaklıktan dolayı verim fazla olmadı. Oysa Trakya ayçiçeğiyle meşhur. Türkiye'nin yağ ihtiyacının %40'ı buradan karşılanıyor. Ama gün geçtikçe verim düşüyor, fiyat katlanıyor. Şimdi bir atalık var, bir ibrik var. Atalık tohum daha güzel. Üstelik ayçiçek tohumları hibrit, yani ata tohumu gibi sağlıklı değil. Buna dur demek için Trakyalı çiftçi elini taşın altına koydu. Tohum kartelleri Türkiye'de üretip yurt dışına satıyorlar. 2000 ton da yerli piyasaya veriyorlar. Bizim yerli ve milli diyebileceğimiz burada çok cüzi rakamlar var. Pandemide gördük ki eğer ülkeler sıkıntıya girdiğinde kendi ürettikleri ürünleri başka yerlere vermektense kendileri kullanmayı tercih ediyorlar. İşte bu nedenle yerli 8 ayçiçek tohumu üretildi. O yerli tohumlar ilk kez buraya Silivri Gümüşyaka'ya ekiliyor. 3 ay sonra güne bakan olacak ve hasat edilecek. Bir eksen bin veren toprak bereketini esirgemezse raflarda fiyat düşecek. Her şey çok pahalı. 90 lira, 70 lira olsaydı desem ne olur? Amaç yerli tohumu yaygınlaştırmak, kaliteli tohumla verimi artırmak. Daha da önemlisi dışa bağımlılığı yok etmek. Neredeyse %40'ı ithal geliyor. Verimli, hastalıktan ari, sorunsuz olabileceğini göstermek istiyoruz.